Ondan sonra onu da oku kesin. Bir şeyi soracaktım ben abi. Diyelim ki hani insan abdest alıyor ya. Evet. Abdest namazı kılıyor. Veya da diyelim ki mescide giriyorsun. Tayyip'in mescid namazı kılıyorsun. Yani onun melaiketini mi selamlamak oluyor o? Müekkili. Aslında içime selamlamak değil, içine giriyorsun. Bak şimdi bak. Camiye giriyorsun ama adam dışında. Adam gayrimüslim, camiye girmeyle Müslüman olmadığı gibi. Selamlamak değil. Bak şimdi. Gaz da abdest gidiyor mu? Tuvalete gidiyor. Zındık sordu da bana. Ya diyor, nasıl bir ibadet gidiyor, bir gazda gidiyor. Kafanızı karıştırmıyor. Ufkunuzu açıyor, malzeme veriyor. Bak. İlk önce bir insan. İnsanın anlayışı o kadar basitler ki. İnsanı madde ile yorumluyor, mazisi yok, istikbali yok. Bu binanın içinde ben oturuyor muyum? Bak oturuyoruz. Binaya bakarak neye bu kadar basit şeyi söyledim? Cevap o kadar basit ve o kadar güzel ki. Onun için söyledim yani. Atacaksın şimdi. Şu binanın dışında bakarak benim haletimi, ruhumu anlayabilir mi? Anlayamaz. Biz burada nasılsak ceset binadır, ruh içinde oturandır. Ceset ruh ilişkisini bir anlayın. Demek ki ev, üredim. Çocuklarım burada oluyor benim evde. Ben burada doğdum. Tuvaletim burada oluyor. Yemeği burada yerim. Yatarım. Uyurum. Namazımı kılarım. Büyürüm. Ölürüm. Öyle değil mi? Burada. Ha. Ama ben ev değilim. Ev değil. Benim elbise başkadır. Demek ki ceset ev gibidir. Ruh içinde oturandır. Tamam. Ruh en güzel ibadeti cesette yapar. Nasıl ki sünneti biz burada kılarız. İhlaslı farzı cemaate gider. Ruh cesette kıyam bulur, kıyama kalkar. Kıyama kalkan bir ruh cesedini getirir, arzda namaz kılar. Şimdi ceset, abdest cesededir, istiğfar ruhsaldır. Abdest delikleri kapatmaz. Yani metafizik aleminden insanın içine girebilecek yolları niyet. Niyet maddenin yapısını değiştiriyor ya. Mesela bunun yanında gavur bile yapmış Japon. Şarkı türkü söylemiş. Kur'an okumamış. Bir de küfür sözleri söylemiş. -25 derecede dondurmuş. 4 saat tutmuş. Çıkartmış. Küfür söylediği su bardağı daha katı kahverengi olmuş. Daha içeriye doğru. Güzel sözler söylediği bardaktaki sular daha beyaz daha açık. Madde etkilenen. Çünkü müekkeli var. Müekkelinden kaynaklanıyor. Maddenin içini değiştirirsin. Hani derler ya, kanseri nasıl yendi? Çok yüksek moral. İman kardeş. İman maddenin arkasına geçiyor. Şimdi o, bakın ruhun abdesti tövbedir. İstiğfardır. Abdest ise bedenseldir. Niçin? Abdest bu beden. Evin girişleri var. Cam var. Soğuk da girmesin. Kapı var, çatı var, tuvalette, affedersin çok özür dilerim, tuvalet deliğinde fare girmesin. Sultan Ümraniye Dershanesi'nde kocaman fare gördüm tuvalete girince. Lop, lop diye indi aşağıya. Ondan sonra şey koydurdum tahta. Ha, bak deliklerden çıkıyor. Bu sebep bu delikleri kapatacağız kardeşim. Allah Resulü'nün peygamberin bir delil de Mühr-i Muhammed'idir. Nededir Mühr-i Muhammed'i? İki tür kürek arasındadır. Ve Muhammed'in aleyhissalatü vesselam peygamberin delili olan şey niye anlamında değil, açık değil. Çünkü iki kürek arasında erba habisenin, ruhanilerin, kötü cinlerin, şeytanların giriş çıkış yaptığı bir koridordu. Oraya nuru vurarak orayı kapattı Allah. Kapattı yani. Böyle kapattı. Şimdi bizim de kapalı. Ama ayağımızdan girebiliyor. Gözümüzden girebiliyor, burnumuzdan girebiliyor, kanallardan girebiliyor. Tamam? Onun için abdest usulünü Şafilere göre tutsan hemen abdest bozuluyor, kanal açılıyor. Bizde de mekruhtur. Abdest değilken tenasül yüzünü elle tutmak, sürmek gidiyor. Şimdi abdest bedensel veri tabanlarını kapatmaktır. Kapatınca niye abdest bozuluyor? Virüste giriyor. Bilgisayarını çekiyor.
Onun için yani gaz onu açıyor. Peki gaz nasıl açar? Gaz ölü cindir diyor. Barınamıyor. Allah Resulü ömründe hiç gaz atmamış. Yapmamış. Birisi namazda duruyor. Yapsa. Ses yapsa namaz gitti. İki harf. Veya öflese. Namaz gitti. Ama onun için tutun diyor. Çünkü neymiş biliyor musun? Arkadan çıkamıyor. Ölüyor cin. Cindir zaten cin, şeytan. Allah Resulü kan vücudunuzda dolaştığı gibi diyor. Kanda şeytan dolaşır demiyor mu? O şeytan dayanamıyor namazda. Gazı zorluyor. Yemeyince orası çubuklar kapalı. Üçten fışlıyor. Ondan diyor ki tut. Tut gebersin o. Veya elinizle kapatın. Niye tuvalette? Et dediğiniz zaman diyor tuvalete elinizi kapatın diyorlar. Giriyor. Delikten giriyor. Yani ta veri tabanından başladım abdestini. Yani ev ruh ilişkisi. Ev cesit ilişkisi. Demek ki abdest delikleri kapatmaktır. Ne ile? Bismillahirrahmanirrahim. Kapanıyor. Buradan giriyor. Kapatıyorsun. O zaman ev bloku oluyor. Blok olunca o evde huzurlu namaz kılacak. Ona çatı mı açık? Camlar yok. Tuvaletten fareler giriyor. Delikten plop plop plop. Ondan sonra kapım, diş kapım demir açık. Ya ben namaz kılamam ki ya. Zaten abi esnediği zaman tekrar namaz kılarım. Evet ya. Çünkü Allah Resulü'nün bir güneş vurunca gölgesi düşmezmiş. Güneş vuracak, benim gölgem duracak. Ya Muhammed, Allah'ın peygamberi olduğunu nasıl ispat edersin diyor. Bir gün öyle dedi, görmüyor musun dedi. Şuna adama bak ya, nasıl bir gerizekalı Ebu Cehil, cahillerin babası. Adama vuruyor, gölge vurmuyor, bana vuruyor, vuruyor. Şimdi böyle bir durumda nasıl kafayı yemedi ya? Bayağı bir şey ha, bir ayakta da. Ya cam gibi, cama bir vuruyor, güneş camın gölgesi düşer mi? Yok, aynı onun düşüyor. Allah Resulü öyle dedi. Hiç esnememiş ve gazı çıkmamış. Yani bağırsaklarda besleniyor ya, ervahlar, affedersiniz, ervah habiseler, bunları bilin. Ervah habiseler insanın gayıtasını yer, insanın sidiğini içer. Onun için tuvalette esnememeye çalışın. Asla tükürmeyiniz. Tamam mı? Ondan sonra şunu da söyleyeyim. Şey yaptı, evan, behim vesvese yaptı ya, hemen onlar deliklerden girmiş, tahrik ediyor. Ben hemen ne yapıyorum biliyor musun? Yani böyle bir şey adama tavsiye ediyorum. Sen Kur'an okuyorum, elhamdülillah, Rabbil alemin falan. Abdülsamet şöyle okuyor, tamam mı? Şöyle yapıyor. Niye biliyor musun? Sesleri içeriye alıyor. Buradan vurunca buraya alıyor. Buradan vurunca gelmiyor, zor geliyor. Böyle yapıyor, böyle yapıyor. Dalgalandırıyor sesi. Ben onun çaresini buldum. Çaresini buldum. O odamdakini getirir misin? Getir. Bu ne yapıyorum bak. Şimdi hem hacamatı da göstereyim bak arkadaşlar. Hacamat yaptırdım. Bak onu göstereceğim size. Çok acayip. Yani ervah habiseler var ya, paniktir, sıkıntıdır, vesvesedir, belindir. Bunları ben kendim yapıyorum yani. Cinin kalma daha vallahi. Ne kalır yani? Cin değil, ervah habise. Darmadağın. Ben bundan çarptım. Allah Allah böyle. Ben böyle okuyorum. Elhamdülillah Rabbim. Bir kendiniz okuyun bak. Kolay buraya getirin. Öyle. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillah Rabbil Alemin falan. Böyle gidiyor. Çarpmıyor. Tamam mı? Ben dedim ki bu sesi buraya nasıl alacağım? Buraya. Buraya okuyunca böyle gidiyor. Yani yankı nasıl yapacağım? Dolabımda. Ondan sonra ben bu sesi direkt buraya nasıl aktaracağım? Böyle darmadağın etsin yani. Çünkü kıraatta kendin duyacak kadar var. Getir. Hiçbir şey yok. Gülmeyin arkadaşlar. Ver kork. Bak bunlar pompadır. Bak. Su pompası. Mutfak. Su gitmiyor. Göndermiyor. Bu da gönderecek şimdi. Bu da bak. Şimdi bunlar hep şeydir. Kendi takma, uydurma. Tamam mı? Korktum sen yapıyorsun. Bunlar. Çok nimet. Vehim, besvesi, hastalığı olanlar var ya. Bak şimdi. Bunlar hepsi şeydir. Bunlar girip çıkanlar. Bunlar kendi uydurduk yani bu lastikleri. Niçin? Bak. Bu arkadaşlar da görsün bu seyredecek. Adam diyecek olan bu manyağın birisi bak. Devlette sen de yapıyorsun aklıma yapın abi. Bak. Aa bak.
Bizim hacamat şeyini koparttım. Tamam. Tamam mı? Hı. Tamam. Oldu mu arkadaşlar? Geçiyoruz abi. Biri! Biliyorlar. Şey nerede? Hı. Kardeş, şahit ve tanıklık oldum ve kardeşlerime merhamet olsun diye yapıyorum. Kendim bu. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke ni'abudu ve iyyâke nesta'in, ihdina sıratal müstakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. İlah süreyi böyle okudum. Dalgalandırma. Kendimize göre böyle bir şey bulduk. Tam böyle bir şey. Ama milletin yerine yapma. Niçin? Beyninin şey, hacamat. Beyninin tam içine oluyor. Bir dene. Zevk alacaksın hem Kur'an'dan. Ya sen nasıl zevk alıyorsun? Ben böyle okuyorum, o kadar zevk alamıyorum. Kendim ya. Ondan sonra tek de yapabilirsin. İlle iki yapma. Bir bunu yap, bir bunu yap. Bunu çıkar. Al. Bunu devre dışı yap. Şöyle yap. Direkt yap valla. Er-Rahmanu allemel Kur'an. Sol koyacaksın. Çünkü oradan geliyor. Tüh diye tükür diyor. Peygamberimiz. Yön çok önemli.